Hani 100 yılın anlaşması diyorlar ya, biz bu 100 yılın paçavrası diyoruz buna. İşte o paçavrayı yırtıp tarihin çöplüğüne atacak olanlar, selam olsun sizlere. Bu meydandaki inançtan aldığım cesaretle söylüyorum. Ey zalimler, ey ırkçı emperyalistler, ey siyonistler, Filistin ezelden ebede bir İslam beldesidir ve sonsuza kadar da öyle kalacaktır inşallah. Bunu herkes böyle bilsin. Çünkü bu meydanda ırkçı emperyalizme figüranlık yapanlar değil, tarihi bizzat yazanların torunları var. Bu meydanda Selahaddin-i Eyyubilerin, Sultan Fatihlerin yolundan gidenler var. Bu meydanda hayat iman ve cihattır diyen Necmettin Erbakan'ın sevdalıları var. Muhterem kardeşlerim, Trump ve Netanyahu tarafından Filistin'e ve İslam dünyasına dayatılan şu plan, Filistin'i Siyonist İsrail'e peşkeş çekmektedir. Uluslararası hukuku ayaklar altına almaktadır. Bütün insani ve vicdani değerleri yok saymaktadır. Huzura ve barışa değil, kaosa ve savaşa zemin hazırlamaktadır. Bu 100 yılın anlaşması değil, 100 yılın ihaneti, 100 yılın zorbalığı, 100 yılın paçavrasıdır. Bu paçavrayı Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız. Çünkü hak ettiği tek yer orasıdır. Tarihin çöplüğüdür. Bu plana göre sözde iki ayrı devlet kuruluyormuş. Biri İsrail, diğeri Filistin. Peki Filistin dedikleri nasıl bir devlet olacakmış? Bu devletin ordusu olmayacak. Askeri olmayacak. Kendisine ait sınırları belli, toprağı olmayacak. Sınır kapıları olmayacak. Mescid-i Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanlar İsrail'in kontrolünde olacak. Hatta başkenti bile olmayacak. Çünkü bu sözde plana göre Filistin'in başkenti dedikleri yer Doğu Kudüs'te İsrail'in hegemonyası altında bir semtten ibarettir. Bir de bu sözde anlaşmanın içinde 50 milyarlık rüşvet koymuşlar. Şayet Filistin bu şartları kabul ederse 50 milyar dolar yardım yapacaklarmış. Ne diyordu Erbakan hocamız? Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Sizi gibi Siyonist uşakları, bizim 50 milyar değil, 150 milyar değil, dünyanın bütün hazinelerini toplayıp önümüze serseniz satılık bir karış toprağımız yoktur. Cennet mekan Abdülhamid Han'ın dediği gibi bu topraklar kanla alınmış, parayla satılamaz. Muhterem kardeşler, ve Hazreti Davut'un saltanatının Kudüs'te yeniden tesis edileceğine inanırlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın dünyevi hayatının Kudüs'te sona erdiğini kabul ederler. Dolayısıyla üç ilahi din içinde, semavi din içinde kutsal olan Kudüs'ün bir barış kenti olması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki Kudüs dinler arası gerilimlerin, din merkezli savaşların ve mücadelelerin adresi oldu. Bugün bu mücadelenin yeni bir aşamasındayız.
Çağımızın haçlı zihniyetiyle Kudüs Müslümanların ve Filistinlerin ellerinden alınmak isteniyor. 1092'de Haçlıların Kudüs'ü işgal ettiklerinde yaptıklarıyla bugün yapılmak istenen aynıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planı yüzyılımızın Haçlı Seferi zihniyetidir. Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Filistin devleti Kudüs Filistin devletinden ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor. Oysa yaklaşık 1000 yıl önce Haçlılara karşı Müslümanlarla birlikte Kudüs'ü koruyanlar da Yahudilerdi. Oysa yaklaşık 900 yıl sonra Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü yeniden özgürleştirdiğinde kente özgürce dönenler Müslümanlarla birlikte de yine Yahudilerdi. Farklı Hristiyan mezhepleri yüzyıllardır Kutsal Kabir Kilisesi'nden birlikte ibadet edebiliyorlarsa biz bu Müslümanların sayesindeydi. Tarihin bize öğrettiği budur. Tarihin bize öğrettiği bir başka gerçek ise şudur. Yüzlerce yıl önce bu topraklar Haçlı seferlerine karşı direnmeyi başardı. Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atmaktadır. Çünkü hepimiz hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye. Hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Orta Doğu. Ve hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünya için mücadele ediyoruz. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bizler günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musa'yız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında kendisine yol arkadaşı olan Hazreti Ebubekir'e bulundukları Serv mağarasında şunu söylemiştim. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Biz de diyoruz ki İslam dünyasındaki tüm parçalanmışlığa rağmen bazı İslam ülkelerinin Trump'ın sözde barış planına destek vermiş olmalarına rağmen İslam dünyasındaki akan kana, gözyaşına rağmen biz de diyoruz ki Allah hak, hukuk ve adalet diyenlerle beraberdir. Filistin için hak, hukuk ve adalet, Kudüs için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Adaleti, hakkı ve hukuku Filistin kardeşlerimizle birlikte inadına koruyacak ve savunacağız.